Değerli dinleyicilerimiz ve abonelerimiz, herkese merhaba. Ben Büşra Garip. Partnerim Özgür Koca ile birlikte bu podcast'in moderatörleri olarak tekrar karşınızdayız. YouTrader Podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz ve merhaba Büşra. Üçüncü bölümümüz ile tekrar birlikteyiz. Özgür, biliyorsun biz her podcast'te özel günleri kutlayarak ve bazı hatırlatmalar yaparak başlıyoruz. İstiyorsan ben ufaktan başlayayım. Mayıs ayının ikinci haftası tüm dünyada Dünya Engeller Haftası olarak anılıyor. Ben de aslında bu kapsamda birkaç şey söylemek istiyorum. Engellerin insanların zihinlerinde olduğunu ve sevgiyle tüm engellerin atlatabileceğine inanıyorum. Her birimiz hayatımızın her anında birer engelli adayıyız ve bu nedenle empati kurmak aslında zor olmamalı. Herkesten de bu duyarlılığı bekliyorum ve engellilerin de yaşama katılmasını sağlamak için bazı kolaylıklar yapmamızı ve aktiviteler gerçekleştirmemizi arzu ediyorum ve diliyorum. Tabii bir de çok özel bir günümüz daha var bu hafta içerisinde. O da milli mücadelemizin başlangıcı ve kurtuluşumuzun adımlarının ilk günü diyebiliriz. 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da buradan kutluyorum. Ve bir akademisyen olarak da Atatürk'ün dediği gibi bütün ümidim gençliktedir diyorum. Ne güzel söyledin Büşra. Ağzına sağlık, çok teşekkürler. Evet, uzun bir bayram tatili sonrasında tekrar işlerimizin başındayız. Pandemi dolayısıyla 2 yıldır mahrum kaldığımız o yüz yüze ziyaretler ve sohbetleri bu sene en sonunda yapabildik. Anneler gününde sevdiklerimizle sarılabildik ve onları kucaklayabildik. 23 Nisan'da sokakları ve stadyumları coşkuyla doldurduk. 19 Mayıs'ta da havaların ısınması ile tekrar dostlar ile birlikte olmak için de şimdiden can atıyoruz. Evet, buluşmak demişken derneğimizin de sponsor olduğu ve çok güzel etkinliklerin de arifesindeyiz Özgür. Belki bu heyecanı bizlere sen anlatmak isteyebilirsin. Tabii ki. Daha geçen günlerde Sakarya Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu SAÜFEST etkinlikleri kapsamında tüm üniversite ve tüm Sakaryalılara hitap eden inovatif, canlı yarışmada 21 gün 37 derece iş topluluğu ile birlikte büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Canlı, heyecanlı, kahkahalar ile dolu ve meraklı bakışlar altında Gezenay karakterimiz ile bir dünya turuna çıktık ve onunla birlikte 40 ülkeyi gezerek hem yarıştık hem ödüller için sevindik. Evet, hazırlık için geçen uzun ve yorgun geceler sonrasında umarım 19 Mayıs'taki Utiç Mangal Partisi'nde de tüm yorgunluğumuzu atmış olacağız diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle ben de heyecanlanıyorum mangal partimiz için. Gelenekselleşen bir mangal partimiz var. Pandemi nedeniyle buna ara vermiştik. Tekrardan 2 yıl sonra yüz yüze gelmek çok güzel olacak. Ve kesinlikle bu yüz yüze yapılan buluşmalar bizleri yeni deneyimlere, yeni maceralara da sevk ediyor. Ve birbirimize o kadar hasret kalmışız ki konuşurken bir konu başka bir konuyu açıyor. Futbol, siyaset, ekonomi, kriz, yenilik, teknoloji derken hepimiz aslında bir düzlemde buluşuyoruz günün sonunda, değil mi Özgür? Evet, haklısın. Hepimiz konuşuyoruz, görüşüyoruz ama bir taraftan da işlerimiz ve güçlerimizle de meşgulüz. Artık bu mesai kavramının neredeyse kaybolduğu, her yerden ve her zaman müdahale etmemizi gerektirecek bir iş yoğunluğunun da içerisindeyiz. Bu yoğunluk beraberinde tabii bir o kadar da yorgunluk ve o kadar da bir stres getiriyor. Bazen etrafımızda olan ve gerçekleşen şeylerin de tam olarak farkına varamıyoruz. Aynı şu an kuzeyimizde 80 günden beri devam eden, büyük bir yıkım oluşturan savaşın gözümüzün önünden kaybolması gibi. Oysa ki bu savaşın hem ülkemize hem de global ekonomiye çok büyük etkisi ve darbesi olacak. İşte bugünkü konumuz ve konuğumuz da tam bu konu üzerinde bize en önemli noktaları tekrar hatırlatarak dünya ticareti ve dünya vicdanı açısından konunun tekrar gündeme getirilmesini sağlayacak bir fener olacak, değil mi Büşra? Evet, kesinlikle. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle konuşmamıza başlamadan kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Halil şimdi kimdir, neler yapıyor? Biraz bundan bahseder misiniz? Tabii.
Lisans eğitimimi İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret İşletmecilik bölümlerinde tamamladım. Sonrasında askerlik görevinin ardından özel sektörde bir denetim firmasında kısa dönemli bir çalışma fırsatı edindim. Devamında bana akademinin daha uygun olacağını düşünmemden sonra akademiye başladım. 2012 yılından beri akademisyenim. Sakarya Üniversitesi'nde çoğu geçti. Yüksek lisans eğitimimi Sakarya Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde aldım. Devamında doktora eğitimimi de Yalova Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünde tamamladım. Şu anda da Sakarya Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünde akademisyenlik görevime devam etmekteyim. Kısaca bu kadar diyelim. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun hocam. Öyleyse ilk sorumuza geçelim isterim. Özellikle son gündemdeki konumuz olan Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan bu savaşın hem iki ülke arasında hem diğer dünya ülkelerinin ekonomik etkileri açısından çok ciddi sonuçları olduğunu görüyoruz. Bu iki ülkenin özelinde tarım alanında dünya piyasalarında önemli değişiklikler ve önemli arz talep dengelerinin değiştiğini de görüyoruz. Sizce bu kapsamda hem Türkiye için hem de uluslararası ticaretin geleceği için öngörüleriniz nelerdir? Aslında Putin'in bu denli Ukrayna'nın iç bölgelerine gireceği en başında tahmin edilmiyordu. Tabii Putin'i yakından tanıyanlar ne yapacağını tahmin edemedikleri için aslında bu bilinen bir gerçek. Ukrayna'nın tümüyle işgaline yönelik yapılan hareketlenmeler doğal olarak ülkelerin özellikle Rusya ve Ukrayna ile ticari bağları yoğun olan ülkeleri derinden etkiledi. Şöyle bir rakamlara baktığımızda Ukrayna, tabii dinleyicilerimiz de erişebilir. Tim'in yayınlamış olduğu işte en son Ukrayna'ya ilişkin raporda en fazla ihraç ettiği ürünler nelerdir diye şöyle baktığınızda işte mısırı görüyorsunuzdur, ayçiçek yağı var, buğday var. Yani hububat, tahıl ve ayçiçek yağı Ukrayna'nın ekonomisi için güçlü olan ürünler. Buna ek olarak Rusya'da neler var diye baktığımızda doğal kaynakları tabii ayrı tuttuğumuzda yine Rusya'da da bir tahıl olarak güçlü yönünün olduğu aşikar. Peki bu ülkeler ne kadar dünya ticaretinde etkili diye düşündüğümüzde hemen hemen iki ülkenin örneğin tahıl grubunda yani HS10 kodu için baktığımızda iki ülkenin 2020 yılındaki veriler dikkate alındığında toplam dünyadaki hububatın ihracatındaki payı %15, %7.8 işte Ukrayna'nın yine aynı şekilde %7.8'e yakın kısmında Rusya'ya ait. Gerçekten güçlü ülkeler. Ve bu ülkelere bağımlı birçok ülkede var. Bunların içerisinde Türkiye'de bulunmakta. Türkiye ne ithal ediyor bu ülkelerden? Şunu da parantez içerisinde belirteyim. Ukrayna dünyada ayçiçek yağını en çok ihraç eden birinci ülke. Hemen hemen ihraç edilen yağların %50'si Ukrayna'dan çıkıyor. Tabii kriz başladığında hepimiz hatırlarsınız bir ayçiçek yağına ilişkin bir tüketicilerin inanılmaz talep patlaması yaşadı. O konuya ilişkin olarak Türkiye Ukrayna'dan en çok ayçiçek yağı alan ülke değil aslında. Türkiye en çok ayçiçek yağını Rusya'dan alıyor. %80, %90 ayçiçek yağı ithalatımız Rusya'dan gerçekleşiyor. Hatırlarsanız eğer ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerde Rusya'dan kalkan 4 gemiyi biz bekliyorduk ayçiçek yağı krizinde. O gemiler geldikten sonra piyasa biraz rahatladı. Ukrayna'ya ilişkin mesela en çok üzülmesi gereken ülkelerden biri Hindistan'dır. Çünkü Hindistan inanılmaz Ukrayna'dan ayçiçek yağı ithalatını yapıyor. Nitekim Hindistan mesela bu krizin ardından başka ülkelerden ayçiçek yağı ithalatı yapılabilir mi? Yeni pazar arayışlarına girdi. Ayrıca tabii ayçiçek yağındaki arzdaki bu daralmaya ek olarak bir de navlu maliyetlerinin artması da söz konusuydu. Çok zor bir dönemde yaşadı küresel ekonomi. Peki Türkiye için başka ne var? Türkiye için buğday ithalatımız söz konusu. Yani buğdayda da piyasanın %90'ını yani ithal ettiğimiz ürünün %90'ını biz Rusya ve Ukrayna'dan alıyoruz. Rusya'nın payı gene çok yüksek. %70'in üzerinde. %18 civarında da Ukrayna'dan ithalatımız var. Başka hangi ülkeler var? Çok ufak miktarlarda Moldova'dan satın aldığımız beyan edilmiş. Ancak Moldova'nın ihracatlarına baktığımızda aslında o miktarda ben ihraç etmedim diyor Türkiye. Yani burada bir karşılıklı verilerin teyit edilmediğini görmekteyiz. Bu da başka bir problem. Yani uluslararası ticaret verileri evet
100 birim ithal ettim deniliyor. Fakat karşı ülke diyor ki hayır, ben ona sadece 5 birim ihraç ettim. Şimdi bu aradaki dengesizliklerin de tabii ortadan kaldırılması lazım. Bu da başka bir sorun. Konumuzun dışında yine vurgulanması gereken, üzerinde durulması gereken, belki başka programlarda bununla ilgili de konuşabiliriz. Türkiye peki böyle bir krizde ne yapabilir? Türkiye'nin aslında üretim gerçekten tahıllarda yüksek, fakat yine ithal etmemiz gerekiyor. Çünkü tıpkı Çin gibi doyurmamız gereken bir nüfus var, yüksek bir nüfus var. Çin bunun için ne yaptı? Kendine işte tarım arazilerindeki belirli limitler koydu. Şu kadar işte kilometre kare alanın altına düşemez tarım alanları veyahut da başka ülkelerde tarım arazileri satın aldılar gibi bir şekilde kendi arzını oluşturmaya yönelik adımlar attılar. Türkiye de ileride bu tarz adımlar atabilir. Atmalı mı? Evet, atmalı. Çünkü eğer gıdada bağımlı olmazsak çok daha rahat adımlar atma şansımız var. Özellikle gıda güvenliği, gıda arzının güvenliği ülkelerin temel, ne diyelim, ilerlemeleri için temel yapı taşlarından birisidir diyebiliriz. Temel olarak baktığımızda aslında Ukrayna-Rusya Savaşı'nın Türkiye açısından tahılda evet gerçekten önemli. Nitekim Türkiye'nin mesela un ihracatı için de önemli bir girdi buğday. Sonuçta Türkiye bölgesel olarak özellikle Irak'ta, yine Orta Doğu'da önemli bir lider ihracatçı. Güneydoğu bölgelerimizde inanılmaz ihracat yapıyoruz. Bu ülkeler için de hem Rusya hem Ukrayna, tekrar vurguluyorum, Rusya bizim için çok önemli bu anlamda rakamlara baktığımızda. Onun için Rusya ile olabildiğince zaten köprüleri atmamaya çalışıyoruz. Bir nevi onlarla iyi geçinmemiz lazım. Çünkü kısa vadede bunları doğrudan ikame edebilecek herhangi bir, şu anda görünen başka bir ikame ülke yok. İki ülke var. Dediğim gibi Hindistan örneği gidiyor. Ukrayna'dan çoğunu satın almış artık yani. Ama biz Rusya'yı tercih etmişiz. Oradan geliyor. Ticari ilişkilerimiz daha iyi. Gıda arzının güvenliği için özellikle diplomatik anlamda Türkiye'nin bu noktada, evet, Türkiye herhangi bir safa dahil olmaması gerektiğini de zaten düşünüyorum. Peki o zaman hocam, benim şöyle bir sorum var. Yine aynı kriz üzerinden devam edersek ve dediğiniz gibi güvenlik ve bağımlılık konularına aslında vurgu yaptınız. Benim de sorum şu olacak. Ülkelerin ciddi yaptırımlarına maruz kalan bir Rusya görüyoruz. Özellikle Avrupa tarafında. Fakat Avrupa enerji piyasasında da Rusya oldukça kritik bir konumda. Peki bu Avrupa'nın yaptırımlarına karşılık Rusya'nın da enerji kozunu oynaması ne gibi sonuçlar doğurabilir? Rusya'nın dünyadaki yaklaşık %25'i doğalgaz rezervine sahip olduğu bir ülke Rusya. Diğer taraftan petrole baktığımızda petrolde o denli yüksek bir rezerv yok. %5 civarında. Dünyada en fazla petrol rezervi olan ülke Venezuela. Doğalgazda tabii Avrupa Rusya'ya göbekten bağlı şu anda. Alternatif olarak ne yapılabilir? Açıkçası Avrupa bunu düşünmeye başladı. Düşünmek zorunda. Tıpkı bizim nasıl tahılda, çünkü gıda arz güvenliğinin yanı sıra ülkelerin gelir oluşturabilmesi, büyüme sağlayabilmesi adına enerji de inanılmaz bir girdi. Buna ihtiyaç duyuyorlar. Bunun için Avrupa'nın tabii geleceğe ilişkin yenilenebilir enerjiye yönelik politikaları olsun, işte biyogazdan enerji üretimi olsun gibi farklı yeşil enerjiye dönüşle ilgili inanılmaz ciddi politikaları var. Rusya'nın bu hamlesi aslında onları daha hızlı koşmaya itiyor bu hedefe. Biraz şeye benziyor aslında, yani pandemi olmasaydı uzaktan çalışmaya bu kadar çabuk adapte olamayacaktık. Mecbur kaldık belki de. İnsanın, bir bireyin içinde de bu var. Bir duruma, bir olaya zorlanmadıkça kolayca adapte olamıyoruz. Çünkü soru işareti var. Neden? Yani neden Avrupa 2050 değil de 2030'da yenilenebilir enerjinin çok daha fazla işte kullanılması gerektiğine inansın? İşte Rusya krizi. Çünkü bağımlısınız o malı. Zorunlu mal zaten. Zorunlu malı satın almanız gerekiyor. Zorunlu mal olmasa, ikame başka bir mal, ürün olabilse tamam, kolaylıkla sübvanse edebilirsiniz, ama bu öyle bir yapı değil. Yani Finlandiya'ya baktığınızda %100'ünü Rusya'dan alıyor doğalgazı. Şimdi böyle bir yapıda Rusya ne yaptı? Rusya'da tabii şeyleri var, yaklaşımları oldu, ama Polonya ile Bulgaristan'a rest çekti. Bu, özellikle geçen hafta yaşanan gelişmelerde gaz vermeyeceğim dedi.
İlk etapta aslında bir gözdağı bu Avrupa için. Avrupa'da mesela Amerika burada ayrışıyor biraz. Amerika'nın kendi kendine yeterliliği zaten dünyada bilinen bir gerçek. Ama Avrupa'da özellikle hem enerjide hem de güvenlikte çok konuşuluyor. Avrupa Birliği'nin işte enerjideki tehditleri, çünkü dışa bağımlı bir kıta. Bir de buna ek olarak güvenlikte ortak ordu kurulması falan da Avrupa Birliği içinde tartışılan konulardan biriydi. Şimdi bu konular ülkelerin beraber ortak bir politika izlemeye itecek bir husus. Rusya'nın bu doğal gaz tehdidi. Petrolde de tabii satıcısı. Yani bunu hiçbir şekilde örneğin Katar'dan telafi etmeleri çok zor. Hem uzak bir nokta. Bulgaristan örneğin Türkiye üzerinden işte bize doğal gaz gelir mi? Sıvılaştırılmış işte doğal gaz, LNG dediğimiz. Bunlar nasıl aktarılabilir? Bu politikalar konuşulmaya başlandı. Yani bir koridor oluşturulabilir mi? Rusya'nın Sovyetlerden gelen mirası devam ettiği için özellikle Orta Asya'da işte Türkmenistan olsun, Azerbaycan olsun hala bölgedeki etkinliği devam ediyor. Kolay kolay mesela İran. İran'da da işte rezervler var ama İran'ın işte uluslararası politikadan dışlanması belki de Rusya'nın elini daha da kuvvetlendiriyor. İran bu örneğin hiçbir şey olmamış gibi, şu an yaptırmamamış gibi normal bir ülke olsaydı Avrupa çok, Türkiye'nin de çıkarını olacak şekilde İran'daki bütün kaynakları kendine alabilirdi. Fakat o tarz İran'ın bu işte oyundan dışlanması aslında Avrupa'nın elindeki kozları da oldukça azaltmışa benziyor. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Peki o zaman şöyle bir soru aklıma geliyor. Bu kadar enerji güvenliği sıkıntıda olan bir Avrupa tabii ki yaptırımlarla yine karşılık vermeye çalışıyor Rusya'ya. Ve bu karşılık verme sonucunda da Rusya'nın ulusal para birimi yani ruble dolar karşısında ciddi düşüşler gösterdi ilk etapta. Fakat ilginçtir ki şu an yaptırımlar öncesindeki değerine yine geri döndü. Bu durumda yaptırımlar sizce istenen baskıyı oluşturmadı mı veya oluşturamıyordu da mı bu ruble yine değerini koruyabiliyor veya altında yatan başka nedenler mi var? Altında yatan başka nedenler var. Avrupa evet katı uygulamalar, katı yaptırımlar ortaya koyuyor işte. Swift'ten çıkarılmasından tutun, uluslararası firmaların fabrikalarının kapatması, Rus milyarderlerin mallarına el konulması gibi yaptırımlar uygulandı Rusya üzerinde. Uygulanmaya da devam ediyor. Uluslararası işte kamuoyu da bunu destekliyor. Avrupa'nın bu konuda öncelikle katı olmasının bir sebebi Rusya'nın bu ilk vakası değil aslında. Bunu biz örneğin hatırlarsanız Gürcistan'da da yaşamıştık. Ama Avrupa bu denli katı davranmadı. Kırım'da yaşamıştık. 2015'te. O zaman Rus ekonomisi de bayağı daraldı. Ama devam etti bir şekilde. Fakat bu sefer Rusya'nın rotayı Avrupa'ya doğru çevirmesi, yani yaklaşması, Rusya'nın Avrupa'ya saldırgan politikalarının Avrupa'ya yönelmesi bir anda Avrupa'da yani bu kadarı da fazla dercesine bir politika ortaya çıkmasına neden oldu. Rubleye ilişkin evet 140'lara kadar geldi yani 1 dolar 140 ruble falan oldu. 70 şu anda 70'ler civarında seyrediyor. Tekrar eski seviyesine döndü. İşte borsa kapalıydı, sonra açıldı. Çok az hisse senedi işlem görmesine rağmen yine devam ediyorlar. Rusya'nın da tabii kendi adına almış olduğu önlemler var. Nedir bu önlemler? Her ne kadar rubleyle doğalgaz almayı zorlasa da Rusya şöyle de bir yaklaşımı var. Yani siz tamam rubleyle ödeme yapmazsınız ama işte bizim Gazprom'da hesap açın. Kendiniz bir Rus bankasında hesap açmaya zorluyor sizi. Ben size doğalgaz veririm. Tamam dolarla da ödeme yaparsınız. Ama gelin burada bir hesap açın. Sonuçta kendi ekonomik dinamiklerini, çarklarını döndürebilmek adına Rusya da kendine doğru zorlamaya çalışıyor. Başka neler yaptı? Rublenin satılmasını önlüyor. Rusya'daki para transferlerinin ülke dışına çıkmasını engelliyor.
Sonuçta arz talep mevzusu temel anlamda bakarsanız zaten şeyleri. Farklı dinamikler de var dolar kurlarında, döviz kurlarındaki bu oynaklıklarda. Ama temelde arz talep. Yani rubleden çıkışı engellemeye çalışıyor aslında Rusya. İhracatçıların döviz gelirinin, ihracat hala devam ediyor Rusya'dan dediğim gibi. Yani biz ayçiçek yağı almaya devam ediyoruz. İhracatçıların elde etmiş olduğu döviz gelirinin %80'ini rubleye çevirme zorunluluğu var. Hal böyle olunca insanlar yurt dışına para çıkaramıyorlar. Rubleye dönme zorunluluğu var. Buna ek olarak Rusya'nın temel satmış olduğu ürünler neler? Petrol, doğalgaz. Bunlara ilişkin zaten dediğim gibi işte kendi Rusya'daki bankada hesap açıyor ülkeler. Oraya hesaplarına paraları yatırıyorlar. Ürünü satıyor yani hala devam ediyor aslında gaz akışı. Etmek zorunda bağımlısınız. Yani zorunlu mal bunun devamının olması lazım. Kesildiği anda Rusya vanaları kapattığı anda büyük, daha da büyük krizlerle insanlar karşılaşır. Ülkelerin ulusal politikaları da zarar görür. Küresel anlamda ekonomi de zarar görür. Sizin işte Türkiye'nin, Hindistan'ın, örneğin Nijerya'nın ya da Çin'in satın almış olduğu ürünler de inanılmaz yüksek fiyatlara çıkar. Rusya kendince de önlemler işte bu şekilde alarak aslında rublenin değer kaybını bir nebze olsun makyajladı diyebiliriz. Şu anda makyajlı şekilde devam ediyor. İnsan, düşünsenize insanlar böyle bir kriz durumunda Avrupa'nın bu denli yüksek baskısı altında Rusya'dan para çıkaramıyorlar. Eğer çıkarma şansları olsa çıkaracaklar zaten. Rublede bu denli kalmaya zorlanıyorlar. Yani ihracatçının gelirinin %80'i rubleye dönmek zorunda. Olabildiğince işte eski seviyelerde devam ediyor. Oturdu yani 70-80 bandında 1 doların karşılığı 70-80 ruble, Rus rublesi noktasında bir bantta oturdu. Bu şekilde devam ediyor diyebiliriz. Ama söylediğim şey bu baskılanmış bir ruble değeri aslında. Biraz da algı yönetimi var. Bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Kendi yani iç sizler, politikasına yönelik. Tabii iç politikasına yönelik, uluslararası politikada. Yani biz ne diyoruz? Mesela ruble işte 140'a çıkmıştı yani. Neden 70'e geri geldi? Bir şey mi var? Başarılı olamadılar mı? Bu algıyı da oluşturma çabası var. Yani sonuçta algı yönetimi var. Bir savaş var. Savaşta algı yönetimi inanılmaz önemli bir değer taşıyor. Rusya yani Putin için çok önemli. Yani Putin'in şöyle bir iktidara geldiğinden beri bakın Rusya'da öyle çok büyük yenilgisi vardır diye söyleyebilir misin? Söyleyemeyiz. Girdiği coğrafyalarda hep söylediği, istediği, talep ettiği şeyleri almayı başardı. Böyle bir yapısı var ve bunu da baskılıyor. Baskılayacak çünkü dışarıda ruble yerlerde, düşünsenize 1 doların 200 ruble olduğunu. Rusya büyük baskı altında. Rusya başarısız oldu. Putin politikaları ters tepti gibi bir algı da oluşturabilir. Ancak dediğim gibi büyük baskı var. Bu baskılar kalktığı anda tekrar rublenin değer kaybıyla karşı karşıya kalabilir Rusya. Peki o zaman para demişken dolar karşısında değer kaybeden ulusal para birimleri ya da enflasyon gibi aslında birazcık oraya ilerlemiş oluyoruz. Şimdi küresel olarak tüm dünyada aslında bir enflasyon baskısı olduğunu görüyoruz. Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde, Amerika'da ciddi olarak haberlerde enflasyonla ilgili başlıkların ön plana çıktığını görüyoruz. Ülkeler bunu sık sık dile getiriyorlar. Sizce bu enflasyon baskısı gelecek dönemde şiddetini arttırmaya devam edecek mi? Enflasyon tabii Türkiye için özellikle Cumhuriyet sonrası dönemde baktığımızda 1970'lerden itibaren sıkıntılı bir veri. Keza Almanya için mesela Almanlar da çok korkar enflasyondan. Çünkü onlarda da bir hiper enflasyon dönemi yaşanmış. Buna ek olarak aslında enflasyonun özellikle son dönemde yaşadığımız bu enflasyon sürecinin aslında temeli bu pandemiydi. Pandemi sonrası dönem diyebiliriz. Ülkeler insanlara para dağıtmaya başladılar. İnsanların cebinde daha çok para olunca tüketim artmaya başladı özellikle gıda tarafında. Pandemi sonrasında bir anda talep patlaması yaşandı. Daha fazla talebin olması, ürünlere ilişkin tedarik zinciri de buna hazır değildi o dönemde. Yani hatırlarsınız konteyner krizleri yaşandı. Şu anda her ne kadar mesela Freightos Baltic Kuru Yük Endeksine baktığınızda düşüşler inanılmaz düşüş seviyelerine döndü yani terse döndü bu konteyner krizleri.
Ama o dönemde konteyner bulunamıyor. Konteyner bulsanız bile, örneğin İngiltere'deki bir tekstil ithalatçısı, Çin'den ürün alan bir ithalatçı, yani ürünün bedelinden namun değeri daha yüksek çıktığını ifade ediyordu. Bunu birçok ülke yaşadı. Bu nedenle tabii doğal olarak namun fiyatlarını da siz malın fiyatına uygulamanız gerekiyor bir satıcı olarak. Cebinizden verecek haliniz yok. Enflasyon artık tüm dünyada yükselmeye, artmaya devam etti diyebiliriz. Fakat sonrasında bizim bu yanıt veremediğimiz, o tedariği iyi yönetemediğimiz durumlarda üstüne bir de enerji fiyatları krizi başladı. Bu Rusya-Ukrayna krizinden önce hatırlarsanız Eylül-Ekim aylarında Uluslararası Enerji Ajansı'nda da zaten bunlar konuşuldu sürekli. Çok fazla doğalgaz talebi oluyor. Doğalgazın fiyatları inanılmaz artıyor. Kömür fiyatları inanılmaz artıyor. Çin üretime başladı. Enerji talebi patladı. Oysa ki pandemi döneminde çok daha temiz bir çevreye sahiptik. Çünkü üretim yoktu. Üretimin patlaması, enerji olan talebin artması enerji fiyatlarını yükseltti. Çünkü uluslararası arenada belirleniyor. Buna hiçbir ülkenin aslında şeyi yok. Baskısı vardır diyemeyiz. Veyahut da bu Türkiye'nin elinde ipleri olan bir durum değil. Dövizle fiyatlanıyor bizim için ve hem yurt içinde hem de uluslararası arenada bir enflasyon girdabına girildi. Bu ilk etabıydı. Bundan sonra ne oldu? Artan enflasyon nedeniyle ülkeler, örneğin Amerika Birleşik Devletleri son dönemdeki en yüksek işte saatlik ücret artışını gerçekleştirdi. Maaşlar artmaya başladı. Türkiye'de de bu yaşandı, başka ülkelerde de bu yaşandı. Çünkü enflasyon yüksek çıkıyor, yani rekorlar kırıyor, son dönemlerin rekorlarını kırıyor. Burada belki tuzak olabilecek nokta, ki uyarılar vardı Dünya Bankası'ndan, maaş ve enflasyon sarmalına girme tehdidi. Maaş artışlarının ardından, çünkü maaş artışı demek bir satıcı için karşıdaki müşterinin daha, cebinde daha fazla para olduğunu bilmek demek. Üreticiler bunun için bazen kendileri inisiyatif olarak daha fazla fiyat artışına da gidebilirler. Çünkü satmış olduğunuz malın arzı sabit ama karşı tarafta talep edenin geliri artıyor. Daha fazla gelire sahip olan insan mevcut arz edilen mal miktarı için daha fazla para ödemeye ikna olmuş. Çünkü cebinde daha fazla para var. Maaş artışı enflasyon sarmalına doğru gittiğimiz bir dönemden bahsedebiliriz. Çünkü yüksek enflasyon var. Enflasyonu ezdirmemek adına insanlara daha fazla para verilmesi gerekiyor, ki olması gereken bu. Daha fazla insan varsa, daha fazla gelir elde eden varsa piyasada var olan miktarı bir anda artırmanız çok kolay değil. Burada ülkelerin yapacakları en önemli şey arz miktarını artırabilmek. Çünkü enflasyonu tetikleyen şeyler şu aslında temelde. Arz, talep ve girdi fiyatları. Üçü temelde yani. Girdi fiyatlarına zaten müdahale edemiyorsunuz. Arz taleple ilgili müdahaleleriniz olabiliyor. Talebi durdurmamız çok mümkün değil şu anda. Çünkü maaş artışları var ve enflasyon döneminde yaşıyoruz. Lisans dönemlerinde şöyle bir iktisat hocamız soru sormuştu. Neden Japonya'da deflasyon istenmez? Fiyatlar düşüyor. Neden istenmez? Çünkü insanlar yarın bugünkü fiyattan daha ucuz olacağını biliyorlar. Şimdi enflasyon ortamındaki sorun ne? Enflasyon ortamında yarın fiyat daha yüksek olacak ve bugün almalıyım. Sizler de karşılaşıyorsunuz. Bir markete, bakkala girdiğinizde bakıyorum ki yani kağıt havluda kampanya var. Normalde 3 lira olan şey 2,5 lira tanesi. Hemen alıyorum. İhtiyacım yok. İhtiyacım yok çünkü bir enflasyon beklentisi var bizde. Tüm dünyada bu böyle. Yani raflarda neden ürünler bitti İngiltere'de ya da başka yerlerde? Çünkü yarın da daha pahalı olması korkusu var. Bir kriz çıkması korkusu var. Tedarik zincirinde kırılma var. Keza ayçiçek yağından bahsetmiştik. Türkiye'de de o krizi yaşandı. Raflarda ayçiçek yağı yok. Ama toparlandı. Bir şekilde yoluna girdi. Buna ek olarak şöyle de bir risk var. Dünya genelinde enerji fiyatlarından konuştuk girdi olarak. Bir başka girdi de gıda. Geçen yıl büyük bir kuraklık yaşandı aslında dünya genelinde. Bu yıl ben biraz daha topluyorum. Hatırlarsınız yani barajlar şu seviyeye geldi. Yağmur yağmazsa bize su yetmeyecek.
Şimdi en azından daha rahatız bugünlerde. Kuraklık riski de gıda krizini artıran, tehdit eden bir unsur. Gıdadaki krizin giderek daha ciddi hale alması aslında çok daha büyük riskleri içinde barındırıyor. Çünkü temel gıdalar insanın için en önemli unsurlardan, yaşaması için gereken şeyler. Gıda krizinin olmasının ardından mesela görece olarak biz kendi durumumuz biraz daha iyi ama Afrika'daki durum iç açıcı değil. Çok büyük insani krizler var orada. İsyanlar çıkabilir, çıkıyor da. Hal böyle olunca küresel anlamda da enflasyonun giderek arttığı bir döneme giriyoruz. Bu nasıl aşılır? Bence kısa vadede aşılması zor. Biraz daha devam edecek küresel enflasyon ki örneğin Rusya-Ukrayna savaşı 70 günü aştı, yani 2 ayı geçti. Ve dikkat ederseniz şöyle etrafınıza baktığınızda da hem ulusal hem de uluslararası haber ajansları artık çok daha normal şekilde bunu göstermeye başladılar. Alışıyoruz. Maalesef. Normalleştiriyoruz, evet. Alıştık yani. İlk günlerde işte şöyle oldu, böyle oldu, gece gündüz hep aynı haberler çıkıyordu. Şu anda öyle bir durum yok. Daha normalleşiyor. Kimse kolay kolay vazgeçmiyor. Diplomatik anlamda girişimler var ama somut çıktıya dönüşmüyor. Sonuçta bir kişinin almış olduğu bu tavır bizim cebimize tehdit. Dünyadaki insanlığın, işte Afrika'daki çocukların yaşamasına tehdit. Kelebek etkisi devam ediyor yani dünyada bu anlamda. Amerika için bir parantez açayım. Çünkü Amerika daha yeni faiz artırımına gitti. 50 baz puanlık bir 75 baz puan bekleniyordu. Faizler %1 seviyesine çıktı. Ancak hala düşük. Enflasyonun %7, %8 civarında yıllık enflasyonu seyrettiğini düşünürsek düşük. Bu tabii Amerika'nın ilk yaşadığı enflasyon krizi değil. 1980'lerde de, 70'lerin ortasından itibaren 80'lerde de bu kriz vardı. O dönemde Fed Başkanı Paul Volcker etkisi dediğimiz bir etki ortaya çıktı. %15'ler civarında olan enflasyona karşın Merkez Bankası, Fed, Amerikan Merkez Bankası faizleri %20 civarına çıkarttı. Çok daha katıydı, çok daha şahin dedikleri bir yaklaşım içerisindeydi. Ve bir anda reel olarak işte faiz anlamda kazanç vaat etti Amerika. Şu anda oradan uzaktayız. %1 ve %7, %8 arasında bir makas var. Kısa vadede bu enflasyonun, ben enflasyon sürecinin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü biraz daha faiz artırılması gerekiyor Amerika tarafından. Talep devam ediyor. Hatta buna ilişkin olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Dün bir müteahhit arkadaşla konuştuk. İnsanlar diyor, daha henüz evi yapmamış proje aşamasında insanlar ev satın almak için sıraya girdiler. Arıyorlar beni sürekli. İşte buradaki korku yarın fiyatın daha yüksek olması. İnsanların elindeki döviz, altın ve benzeri yatırımları, kenara koydukları parayı artık gayrimenkule çeviriyorlar. Çünkü altın bozulup alacağız diye talepler geldiğini bana ifade etti. Bu anlamda da bu süreç devam ediyor. Çünkü yarın ürün daha pahalı olacak ve insan buna katlanmak istemiyor. Dünyada da bu böyle. Yani sadece Türkiye'de değil, İngiltere'de de konut fiyat endeksi rekorlar kırıyor. Çünkü demirin fiyatı gerçekten uluslararası arenada çok pahalı. Diğer emtia fiyatları çok yüksek. Girdiler yükseliyor, durmuyor ve bu tüm dünya için büyük riskleri barındırıyor. İnsanların taleplerini erteleyemiyorsunuz. Deflasyon olsa talebimi ertelenir ama talepleri biz öne çekmeye başladık. Devam edeceğiz. Yani gidip marketlerde kampanyada ne var? Ne varsa alıyoruz. Ne varsa alıyoruz. Yani kasa arkası ürünlerde, indirimde ne varsa al. İşine yarasın yaramasın. Çünkü aslında yarınki fiyat korkumuz bizi bugün tüketmeye itiyor. Biraz daha devam edecek. Kesinlikle haklısınız hocam. Demek ki hem ülkelerin hem de toplumların risk algısı değişiyor diyebiliriz o zaman. Evet. Hem pandemi, hem ekonomik krizler, hem bu son savaş ve savaşlar, tabii ki dünyada devam eden savaşlar bu risk algısını da bir şekilde şekillendiriyor. Ve aynı zamanda bahsettiğiniz gibi arz talep dengesinde yaşanan bu sorunlar tedarik zincirini de çok ciddi bir şekilde etkiliyor. İşte üretim sahaları, tedarik yöntemleri yeniden ele alınıyor ve tam burada hepimizin aklına şu geliyor. Şimdi son günlerde işte Tayvan'daki
çip krizi olsun, işte artık Apple'lar üretilemeyecek krizi olsun, bilgisayarlarımız yeniden üretilmesin mümkün olmayacak tarzında Çin'den gelen böyle haberlerle, Şangay'dan gelen yine kapanmalarla, değişik işte fabrika kapanmalarıyla değişik bir etki yaşıyoruz. Sizce yani dünya Çin'den vazgeçiyor diyebilir miyiz? Veyahut da dünya piyasasını domine eden bu Asya ekonomileri için acaba bir düşüş söz konusu da şimdi orta kuşakta yer alan diğer ülkeler avantajlı konuma geçiyor diyebilmemiz mümkün mü? Çin de garip bir ülke. Yani şimdi tabii bu sorunun cevabına geçmeden önce Rusya-Ukrayna krizinde Çin'in aslında çok ne diyelim? Rusya'nın çok yanında durup böyle agresif şekilde Rusya'yı savunduğunu söyleyemeyiz. Yani ayranımı dökmeyeyim diyor yani Çin orada. Çünkü Avrupa ile Batı dünyası da çok sizin de ifade ettiğiniz gibi sıkı bağları var. Ticari ilişkileri var. Doyulması gereken 1.4 milyar insanı var. Para lazım. Ve bu noktada çok küstürme noktasında değiller Batı dünyasını Çin. Batı dünyası Çin'den vazgeçebilir mi? Evet, vazgeçebilir. Özellikle pandemide büyük sorunlar yaşadılar. Türkiye için çok fazla bu durum avantajdır dedikleri noktalar oldu. Özellikle Çin'deki bu teknolojinin başka ülkelere kayması ilk etapta kolay değil. Ancak bunun altyapısı hazırlanabilir. Bugün Çin'e baktığımızda devasa şekilde dünyadaki en fazla işte ihracat yapan ülke, en fazla ithalat yapan ikinci ülke. Böyle bir durumda Çin'in bu rolünden vazgeçmesi tabii kolay olmayacaktır. Altyapıları çok güçlü, modernize edilmiş limanları var. Bunun ikamesini nerede bulacağız? Dünyadaki en büyük 10 limandan 7'si Çin'de yer alıyor. Fakat Türkiye gibi veyahut da Hindistan gibi ülkeler mukayeseli olarak üstün oldukları alanlarda daha fazla geliştirebilirse, nitekim pandemi döneminde hatırlayın, bir anda biz maske üreticisi bir ülke olduk. Dünyada maske bulunmuyordu. Özellikle yeni koşullara evet adaptasyonumuz çok yüksek. Çünkü krizlerle yaşayan bir ülkeyiz. Krizlerle yaşayan bir ülkeyiz. Yani eğri eğri doğruya doğru. Bir şekilde politik olarak da olabilir, ekonomik olarak da olabilir. Çünkü kriz çıkma ihtimali yüksek diyebiliriz bu coğrafya için. Buna ek olarak evet maske üretiyoruz. Tekstilde çok güçlüyüz. Ama bir Foxconn'un Türkiye'ye gelmesi için öncelikle onun altyapısının hazırlanması lazım. Çünkü bu Foxconn dediğimiz firma öyle basit bir firma değil. Yine çip krizinde alternatif olarak, tabii şöyle de bir gerçeklik var. Amerika'da veya gelişmiş ülkelerin araştırma ve geliştirme departmanlarında özellikle bu tarz krizlere karşı nasıl önlemler alınabilir, neler yapılabilir buna yönelik çalışmalar da var. Mesela enerjide çok daha fazla enerji verimliliği yüksek elementler üzerinde çalışılıyor ve devam ediyor bu çalışma. Kısa vadede olması evet çok muhtemel değil ama orta ve uzun vadede özellikle bu pandeminin öğrettiği bir şey var. Çok fazla Çin'e bağımlılık aslında bazı problemleri de beraberinde getiriyor. Çin'deki üretim devam edecektir. Evet. Devam edecektir. Ancak bunun yanı sıra örneğin çok daha fazla tekstil anlamında olsun. Türkiye'nin şu an için konuşuyorum. Mukayesenin üstünlük adına üretiminde avantajlı olduğu ürünlerde olsun. Türkiye, batılı veyahut da dev şirketler için avantajlar barındırıyor. Keza aynı şekilde işte Hindistan olabilir, Mısır olabilir. Bu ülkelerde de üretim yapılması çok daha muhtemel. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Wolfowitz geldiği zaman Türkiye'ye işte Sultanahmet ya da seni Süleymaniye Camisi'ni ziyaret ettikten sonra işte çoraplarında bir yırtık vardı. Kameralar oraya zoomlanmıştı. Artık Wolfowitz'in Çin çoraplarından vazgeçip Türk çoraplarına yönelmesi gerektiğine ilişkin çok haber ortaya çıktı. Evet biz bu alanda iddialıyız. Bunu hemen adapte olabiliriz. Bunu başarabiliriz. Fakat diğer taraftan uluslararası anlamda biraz daha ne diyelim sermaye yoğun üretim için vakit, çünkü tesis kurmak kolay değil. Know-how dediğimiz bilgi birikimini sağlamak kolay değil. Anlık olmuyor. Ama biz yıllardır baktığınız zaman tarım ürünlerinde olsun, giyim ürünlerinde olsun ihracat yapan bir ülkeyiz. Bilgi birikimimiz var, teknolojimiz var. Bu anlamda evet onların yeri doldurulabilir. Otomotiv yan sanayide de güçlüyüz.
Keza yerli otomobille ilgili somut adımlar atılıyor. Fabrika sona erecek. Bu anlamda evet, Çin'in pandemide bir mesajı oldu. Bana çok güvenmeyin. Bırakmak da istemiyor açıkçası Çin. Keza izlemiş olduğu politikalarda da zaten bunu gözlemleyebiliyoruz. Çünkü mecbur. One Belt, One Road, tek kuşak, tek yol projesi de zaten o Batı ile olan bağlarını sürekli devam ettirebilmek, onu can tutabilmek tarzına stratejik planları da mevcut. Sürekli devam ediyor. Ama buna karşın Türkiye'de aslında aktif rol alarak bazı üretim açısından uluslararası şirketlere üs olma potansiyeline sahiptir diyebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Rusya-Ukrayna savaşı, tedarik zinciri, Türkiye, enflasyon, enerji, gıda krizi gibi aslında birçok konudan bahsettik ve çok keyifli bir sohbet oldu. Bu yüzden sizlere teşekkür ederiz Halil hocam. Tekrar katıldığınız ve bu keyifli sohbeti bizimle gerçekleştirdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Son olarak da dinleyicilerimize hem uluslararası ticaret anlamında hem de ekonomi anlamında söylemek istediğiniz şeyler var mı? Onu da duymak isteriz sizden. Uluslararası ticaret aslında sürekli var olacak. Çok fazla inanılmaz mal akışı gerçekleşecek, devam edecek. Hele hele bu son dönemde kripto paraların konuşulduğu, malların inanılmaz şekilde el değiştirdiği bir dönemde geleceği parlak. Fakat trende ilişkin şöyle bir tahminde bulunayım. Özellikle teknoloji ve ticareti buluşturan hizmetler çok daha ön plana çıkacaktır. Kısa ve orta ve uzun vadede diyebilirim. Çünkü dünya bunu istiyor. En azından Mars'a gitmediğimiz sürece dünyada bu geçerli olacak. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Halil hocamıza bu güzel paylaşımları ve verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. Hiç duymadığımız birçok konuyu önümüze getirerek enine boyuna anlamamızı sağladı. Kendisini başka bir programımızla da tekrar misafir etmeyi de çok isteriz. Bir sonraki bölümümüzde de farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Peki bizi nereden bulacaksınız ve takip edeceksiniz? Bununla ilgili ne diyebiliriz Büşra? Tabii ki sosyal medya hesaplarımızı hatırlatacağım burada dinleyicilerimize. YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, e-bülten gibi bize birçok noktadan ulaşabiliyorlar. Kesinlikle buralara abone olmalarını kendilerine tavsiye ediyorum. YouTube kanalımızdan eşsiz videolarla bilgilerini tazeleyebilirler. Dış ticaret gelişim atölyesi ve Telegram paylaşımlarımızda da geniş bir yelpazede güncel bilgilere ulaşabilirler. Bu nedenle bizi tüm sosyal medya hesaplarından takip etmelerini kendilerine öneriyoruz. Evet, ayrıca podcast'imizde özellikle bahsedilmesini, konuk olmasını, konu edilmesini istediğiniz her şeyi bize bildirebilir ve paylaşabilirsiniz. Bunun için de media@utrader.org adresi üzerinden veya LinkedIn hesabımızdan direkt mesaj göndererek bize ulaşın lütfen. Sizden gelecek öneri, fikir ve katkıları bekliyoruz. Ve 3. bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. 30 Mayıs'taki 4. bölümümüzde buluşuncaya kadar hoşça kalın ve sevdiklerinizle mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler geçirin. Hoşça kalın.